Ya yüzüme çok tatlı gözüktün. Ha? Gel buraya sarılacağım salak. Hadi sıkıştık. Çok sıkıcı. Aykut zorlanıyor. Sema dayanıyor. Aykut zorlanmaya devam ediyor. Yeah. Ve Aykut bıraktı. Aykut bıraktı. Evet, sorun çıkarma ödülünün sahibi Sema oldu. Yardır Sema. Oğlum sen sıkıldın galiba. Yani sarılmamı istemiyorsan sarılmam hayatım, şöyle yani. Tamam. Yok yok, sarılma. Hayır canım, niye sarılacağım? Sen bir sıkıldın. Ben de sıkıldım. Kanka dümdüz devam edelim. 250 metre sonra beyaz arka planlı siyah fonda italik Times New Roman fontta Bornova yazıyor. Sağ. Aynen tamam. Oradan sağa döneceğiz. Hiç sağ. Tamam kanka. Devam et. Ben zaten söyleyeceğim sana ileride sağa döneceğiz tamam. diye. Tamam sen devam et. Bak. Hayır buradan değil, buradan. Tamam. Ben sana söyleyeceğim. Hah buradan dön. 150 ile gidiyorum. Nasıl döneyim? Kırılmam lazım. Işın mıyım ben? Kira oldu 1500. Ben de dedim durmam yani. Çıkacağım işte. Yeni ev bakıyorum. Sen dinliyor musun beni? Oğlum dinliyorum. Kulağım sende benim. Hatta en son şey dedin. Çıkacağım ben de. Yeni ev bakıyorum. Hem de hepsini dinlemişsin. Kim o? Ben. Lan Keriz. Ben de yine kapı açılır mı? El diyarda birine rastladım. Telefona bakarken karşısındakini dinleyebiliyordu. Yalan. Peki hepsini dinlediğini sana nasıl ispatladı? Hem de bütün konuşmayı anlayıp en son ne dediğini tekrar edebiliyor. Son cümlemi tekrarladı. Bu bir mucize. Geri kafalılar. Bizi ona götür. Yine Aykut'un yanına gittin değil mi? Evet baba, Aykut'un kınası vardı orada. Ne anlıyorsun şu saçmalıklardan? Ama baba telefona bakarken karşıdakini dinleyebilen birini bulmuş. Sus! İmkansız! İnsanlar birbirinin yüzüne bakarak birbirini anlar! Kusura bakma hanım, istemeden ya. Gelemedim, bozuldu ya! Abi sen nasıl bir şey istiyorsan bizim çocuğa anlat abi. Ben anlamam çünkü. Hakanım, abi ne diyorsa yap. Şimdi basit bir düğün davetiyesi olsun, böyle çok şeye şekile şemal. Arkaya bir ejderha koyuyorum, yengeyi kapacak böyle, tamam mı? Yok gerek yok böyle, daha sade. Ben anlamam abi. Düğün yerinin arkasına bir tane uzay mekiği böyle. Nasıl olur, koyayım mı? Yok koyma böyle. Rakamlar sayılı, herkes okunabilir şekilde. Aa peki, rakamları şöyle yazsak. Hani mesela 8'i 2 kök 2, işte 27'yi 3 kök 3, işte sin kare x çarpı kos kare. Aynen, düğün oturma düzenini de davetiyeden alınan puana göre yapalım. Oğlum mal mısın sen? Sade diyoruz, sade. Ha okey. Nasıl bu, iyi mi? Aynen, gayet şık. Sen ne diyorsun usta? Yok ben anlamam. Çocuk bana anlatır sonra. Ben şunun fotoğrafını çekeyim bir. Bak tamam. Tamamdır. Kaç tane basalım bundan abi? Yok canım basmayacağız. Ben WhatsApp'tan göndereceğim işte herkese. 20 lira vereyim çocuğa. Uğraştı sağ olsun. Şişt, ne oldu oğlum usta? Anladı galiba. Neyi anladı? Taşak geçtiğini anladı burada. Bir muayene edelim bakalım bu sosyal medya bölümünün ne kadarı zarar gördü. Burada ne görüyorsunuz? O İrlanda'ya benziyor orası. Beyefendi burada sadece pozitif bir foto yazıyor. Burada ne görüyorsunuz acaba? Aa şey, İbo Show. İzlerdim çok. Cevap, buluştuğum kız fotoğraftaki gibi çıktı olacaktı. Instagram için en az günde 3 arkadaşınızı herhangi bir şeyi etiketlemenizi yazıyor. Bu neyin kafası ya? Vereceğim kelimelerden bir cümle oluşturun. Şey, bu, değil, ya, ben, mi? Hiçbir şey kurulmuyor bunlardan. Çok basitti. Cevap, bu şey değil mi, ya, ben olacaktı. Peki bu Twitter dilinde hangi anlama geliyor? Cevap, borçları yatırmışımdır olacaktı. Evet, Twitter içinde sabah ve akşam aç karnına iyi geceler ve günaydın konulu küfürlü isyanlı tweet atacak. İşe yarar mı? Düzelir miyim peki? Dediklerimi uygularsanız 6 ay sonra şu hıza kavuşacağız. Şişt, genç. Seninle şöyle olabilirdik. Beninle şöyle olabilirdik. Yeminle şöyle olabilirdik. Ceninle şöyle olabilirdik. İlk buluşmamızda kadehimi tanışmamız şerefine kaldırıyorum. Hoş geldin. Alemsin ya. Eğer uykun geldiyse bana geçebiliriz burada. Tamam sevişeceksin, sevişeceğiz tamam. Tamam libidom yükseldi tamam oğlum. Yok onu kastetmiyorum yani. Ya bırak bana mızla. Ne zaman seviştin lan en son? 3 gün. Bak bir de cevap veriyor. Ne oldu 3 gün sevişin? Öldün. Yanlış anlama, hani uyu. Fıt, inkar etme, çarpacağım şimdi bak. Kalk siktir git, beni arabada bekle.
Yürü git, sevişeceğiz. Ben geldim arabayı şunu bitirip. Bir de bizi salak yerine koyuyor ya. Yanlış anlıyorum. Ulan geldiğimizden beri Moşa eğik duruyor lan böyle. Karısol! Hesabı ver hesabı. Lan bir kez esnedik diye yapın. Beyefendi hesabı ödedi. Benimkini de mi ödedi? Evet. Ulan şimdi seviştim belanla. Sen kimsin benim hesabımı ödüyorsun? Sevgilimle ayrıldık da ama yine de ne boklar yiyor bilmiyorum. Çünkü Instagram hesabını gizlemiş. İçeri girebileceğim böyle gerçekçi bir fake hesap alabilir miyim? 84'lük bir eskorta ne dersin? Geleneksel fake tadında. Derin XX Black. İç çamaşırına dikkat ettin mi? Deriden. Yılan derisi. Aa çok eskort ya. O halde çölün kavurucu sıcağı ve maneviyatın notaları Rümeysa muhtevada birbirine karışıyor. Takipçi sayısındaki yakınlığa bakar mısın? Reddedilemez bir mütevazı. Bizimki yemez bunu ya. Sana lazım olanı biliyorum. Gel buraya bebeğim. İşte Voice of Alara. Yorkshire'ın donuk bakışlı İngiliz güzeli. Çok inandırıcı. 136 tane kendine ait içerik ve 14 tane öne çıkarılmış storiesi mevcut. Tam profesyonellere göre bazen benim bile yürüyesim geliyor. Ne kadar bunun fiyatı? Sadece 20 bin dolar. Ben 50 dolarlık bir şey bakıyorum. 50 dolarlık fake. Aha bu. Dilek 76-85-73. Profil fotoğrafında da Emma Watson. Çok güzelmiş ya. Gece çok sıcak tuttu. Nereden aldın? Onu Uludağ'dan almıştım ya. Güzeldir. Çok güzelmiş. Ben bunu bir daha geldiğimde giyerim. Sen onu çok sevdin. Al hediyem olsun hadi sen. Götür onu evde de giyersin. Yok yok. Ben bunu her geldiğimde giyerim. Benim olsun. Al hediyem olsun. Sen şimdi çok sevdin onu. Uyuyamazsın gece falan. Al götür evde de giyersin. Yok dursun burada böyle. Yok sorun değil. Bak getir. Yok dursun. Dur. Yok getir. Bir daha görüşmeyeceğiz değil mi? Yok vallahi görüşmeyeceğiz. Yok Allah belanı versin. Yok vermesin. Bir şey unutmadın değil mi? Yok unutmadım. Bir şey kalmadı. Oh görüşürüz sonra o zaman hadi. Yok görüşmeyiz. Efendim? Ya küpem sende kalmış da geri dönüp alayım hemen. Yok sen gelme. Sen adresi ver ben gündüz. Gizem, Batuhan'la ayrıldık. Al telefonumu. Cansu ne yapacağım ben senin telefonu abi? İlerleyen bir saat içinde o telefonu almak için bedenim her türlü çirkinliği yapacak ama sen asla verme tamam mı? Of. Belki sana o beğendiğin çantayı almayı, hatta Mert'i sana ayarlamayı bile söyleyebilir ama sen telefonu asla bana verme. Of abi çok abartınız. Hayır abartmıyorum Gizem. Hadi bağla beni. Gizem bir Instagram'a bakayım mı ya? Versene telefonumu be. Yok abi veremem. Şimdi mesaj falan atarsın Batu'ya yani. Ya çocuk muyum ben? Atmayacağım Batu'ya mesaj falan. Hadi ver bakacağım. Olmaz abi verme dedim. Ya Gizem benim telefonu ya. Ben de üzülüm ama dayan biraz. Biraz yoğurt ye zehrini alır belki. Nasıl arkadaşsın lan sen? Ver telefonumu. Vereceksin lan onu. Allah. Sen vermedin abi ya. Ver lan o telefonu. Benim lan o telefon. Ablam sen s**tın yani salak. Kanka dayanamıyorum ben sana bir sır vereceğim Ece ile ilgili. Kanka sevgilisiniz falan da şimdi o da arkadaşım bir şey kanka biz Ece'nin en yakın arkadaşıyla birlikte olduk. Oh. Oğlum ben sana söyle dedim mi ya? Ya Aykut şu tatlıya bir bakarmış bilmiyorum. Ne diyorsun kaymak ya şu çocuk kaymak ya. Alo. Neredesin bizi bulamadın mı? Dur ben. Serkan ben çok gerildim gidiyorum abi. Valla dayanamayacağım. Ya dur oğlum 2 dakika. Ece arkadaşını çağırdı seninle tanıştıracakmış. Bu benim en yakın arkadaşım Gamze Aykut. Merhaba. Merhaba. En yakın arkadaş Serkan. Ah Aykut şunlar ne kadar yakışıyorlar değil mi birbirlerine? Muhteşem aşıklar özeniyorum. Bize Gamze ile tanıştıralım seni dedik. Belki kafalar uyuşur sevgili olursunuz. Ne? Efendim kapıda 6 ay önce işine son verdiğimiz hizmetlimiz Nicole var. Ne istiyor Sebastian? Haller sizden hamileymiş. Aman tanrım ne diyor bu Serkan? Ah elime yenge hayatımıza renk. Bayıldım ya o kadar güzel olmuş ki aradığın tarz buymuş yani. Ya, sağ ol hayatım ya. Aykut sence nasıl olmuş? aşkım arkadaşın saçı ile ilgili bir yorum yapmamı istedi ama fetva verirsen. Yaz bakayım kağıda ne diyeceksin önce bakayım bir. Şöyle bir şey diyeyim diyorum. Ver bakayım. Aa bunu çiz bunu geç. Bunu bana söylemiştin yok lan. Bu kavgada söylenmez. Şimdi sen bunu dersen bu kevaşı arkamızdan Meltem'in sevgilisi bana yürüdü der. Bu da söylenmez. Ha, şu kaldı bir de şunu da söyle. Tamamdır. Çok şık olmuş ama aşkıma daha çok yakışır. Şükürler. Bu arada Gizemciğim doğum günün kutlu olsun. Hediyemizi ver hayatım Gizem. Doğum günün kutlu olsun. Sana şöyle küçük bir matruşka aldık nice yıllara. Ya çok tat. Evet iyi ki ya, doğdun. Ya inanmıyorum size ne? Sana değil lan bu. İyi ki doğdun Mertem'in arkadaşı. Ya, i̇yi ki doğdun. Üstelik hayatım. Bravo evet iyi ki doğdun Mertem'in arkadaşı. Arkadaşının doğum günü kutlu olsun hayatım. Bu da senin hediyen. Ne gerek vardı buna ya canım. Bence de yani.
Buyur. Teşekkürler. Bu ne be? Ulan böyle bırakılır mı lan tuvalet? Bunu temizlemek lazım şimdi. Ben yapmadım ama ben elinden ben işledim. Gerçekten ben yapmadım. Hayır, ben sadece elimin çişimi yapacaktım yani. Dinleyin Romalılar! İmparator Octavius adına düzenlenen bu oyunlarda bu boktan meseleyi çözmenin tek bir yolu var. Bir tarafta saklanan gerçek, bir tarafta sarhoş eden yalanlar. Ama biz bunu yapacağız. Tamam, çözün beni, ver kapı şu köşede yapayım hadi. Burada yapacaksın, Sezar'ın önünde hadi. Gerçi çarmıha yer daha iyi, ne lan? Oo, biz ne bileceğiz, kimin bokunu koyup getireceksin? Aşağılık herif! Kaç para lan o domatesi diyorsun, biliyor musun? Atacak varsa 5 lira bak hadi. Yok, herkes ben yaptım zanneder, ben temiz. O filme bilmiyorum, gitsek mi gitmesek mi, kararsız kaldım da. Alo. Barış, sen diğerleriyle konuş. Sevgili değiliz diye bir şey diyemez ama. Dur sen, beklesin. Tatlışım ne yapıyorsun? İyi tatlışım, ne yapayım, öyle oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Konuş karı kızla DM'den sen. Sevgili değiliz ya, bir şey demiyorum. Bir alıştırayım kendimi. Oh, iyi bakalım. Var mı bir istiyorsan? Tatlışım, bir şeye bakacağım ama yaklaşır mısın be? Nasıl? Şöyle. Olmuşsun sen. Baran, ben artık seninle görüşmek istemiyorum. Çünkü yani bu flört işleri falan aramızda ciddi bir şey de olmuyor. Ben kendimi çok değersiz hissediyorum sürekli. Sen de başkasıyla böyle. Öyle yani. Dur ya, yani ne demek görüşmek istemiyorum? Ben alıştım sana. Yani o zaman ben başkasıyla görüşmeyeyim, tamam mı? Yani ciddi bir ilişki olsun. Oh, gel bugünün anısına bir fotoğraf çekelim. Gel. Şanı şöhreti alamaz. Kredi kartını fullledim var ya, bu ay babam duyarsa ağzıma sıçacak kızım. Duramıyorum ya, dün kabus gördüm de cımda çıban çıkmış bu kadar. Nasıl ya, normalde dudakta uçuk çıkar diye biliyorum ama sen tabii gerçi bazen oradan konuşuyorsun. Evet, siparişlerimiz sucuklu yumurta kimindi? Ne haber beyler? Ne var ne yok? Of, yarın İtalyanca var ya, çok sıkıcı. Zaten hani yazın Milano'ya gideceğim. Nasıl geçtik kızım o konuya? Ya şimdi şöyle bir durum var. Hani ben yazın Phuket adasında olacağım ya, oradan direkt Milano'ya geçeyim diyorum. Ama hani bizim miras davası var. İşte o avukat da şey demişti. Hani bu arada ünlülerin avukatlığını falan yapıyor İstanbul'da da. Hani o 6 milyon lira kalacak oradan bana. 5'i benim dedi babam. Lamborghini istiyorum ben. Fakat hani babam dedi ki yani sen ilk defa araba kullanacaksın şimdi. Hani ikinci el bir BMW X7 alalım. Hani vuracaksan onu vur dedi. Kararsız kaldım. Ne yapayım sizce yani? Çok sıkıntılı durum ya. Abla pardon, bölüyorum da senin çevre geniş. Benim de kardeşim İzmir'e bir tayin için. Allah, akşam 8'de görüşmeyi kabul etti kız. Ama bu saça saka şekil vermek lazım değil mi ya? Ve sonunda taş devri biter, maden devri başlar. Bence de kardeşim. Ya iyi de kuaföre gidecek vakit yok. Ne yapacağım şimdi ben? O zaman... Nasıl? Böyle iyi mi? Şu 2 milimetreyle de bıyıkları alacağım bak. Öyle düşün. Kızın da suratına özgürlük bildirgesini oku. Tam olsun. Değil mi? Doğru. Bak böyle nasıl? Ama böyle değil. 5'le yanları aldım. Üçleri şuraya alacağım. Şurayı görme. Yani sence de buluşmaya Harley Davidson yerine dolmuşla gidecek biri için... Dost acı söylüyor. Ya oğlum, elindeki makinenin her şeyi yapabiliyor olması her modelin sana uyacağı anlamına gelmez. Normal tıraşını yap işte ya. Ben tamam. Nasıl böyle? Saçı sakalı beğenir bence. Ne demek saçı sakalı beğenir? E tipe ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım mı? Ha. Hem kız sapyoseksüelmiş. Son dönemde moda dedi. Of, yine başlıyoruz ya. Ben senin karınız mıyım? Yeter artık ya! Ne oldu hanım, hayırdır? Yatağını toplamamış. Tamam dur, gidip toplayayım yatağım ya. Yok canım, olur mu öyle? Bak, bütün ailelerdeki bütün çocuklar bilir. 13 çeyrek geçe yatağa son toplanma saatidir. E sen şimdi gidip toplarsan biz seni nasıl azarlayacağız? Doğru söylüyorsun baba, aynen ya. Yani kusura bakma artık. Yani küçük bir konu olsa unutalım da yani nasıl... Yok ne kusuru ya, sen rahatına bak. Bu kadın sizin köleniz be! Kimse bana yardımcı olmuyor! Dur, sen neye ospil edemez! Bu kadın seni 9 ay karnında taşıdı! Yine başladılar akbaba gibi dönmeye ya. Yine söylenerek beni öldürüp leşimi yiyecekler. Çok sıkıldım ama sonra psikolojiye geçtim. Psikolojiden sonra şey oldu işte. Psikolojiye gittim ben tekrar. Psikolojiye gittim. Hadi beyler!
bu hatunun manitası var yemin ederim, bak kaçamak kapıyor ben zorluyum. Ya yok oğlum kız, sohbet bölünmesin falan diye attım meşgule, değil mi lan, bir şey söylesem. Yani. Bence de. Ya gülerim ben biliyorum bir sene. Aha. Aha. Mesaj. Bak. Sap. Aha. 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 Kalk, dur beni, gel 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 gel. Park. Allah benim ola arkadan. Hesabı alabilir miyiz ya? Hadi kalkalım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bir şey canı mı sıktı? Pişik, biraz acele edebilirim. Pişik, pişik oldu. Ne oldu, pişik mi oldun sen? Ne oldu, bir şeylerden rahatsız olmadın sen? Pişik, pişik mi oldun? Pişik, biraz pişik acele edelim. Ya bir sus be kalk lan. Bizim eski liseden çocuklarla buluşacağım. Gel istersen sen. Kanka sen git ya. Ne bileyim, liseden arkadaşların özel konuşacağım bir şey var. Yok be oğlum, ne havadan sudan konuşacağız. Ne özeli ya. Abi o lambanın aşağı düşmesi. İnanılmaz. Abi geometrici Filiz Hoca. Aaa atayım. Pantolonunu üstünden. Evet. Abi arka bahçede Merve. Aa kanka biliyor musun? Merve hani okul arkasında yiyişirken müdür yakalama, hatırladım. Aynen. Kanka anlıyor, bu muhabbetten zevk alıyor. Üç kelime. Güzel. Aynen. Yokuş buzdolabı kristal. Hatırladım. Gözlük camı tablo bar. Askılık tişört terlik abi. Ha şey bu. Bodrum'da koptu da bütün gün böyle tek ayak. Kanka yalnız bu anlıyor. Bizim seviyeyi yükseltmemiz tamam, lazım. Tamam. Bir abartma be değil. Donma döndü bana. Hatırladım. Lüminin tabirci. Neydi kanka, anlamadım. Anlamadın mı ya? Kanka orada olman lazım. Orada olmayınca anlamıyor. Baba akşam oldu, hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse prosedüre uyalım o zaman. Yok var orada ayakkabın, yeni ayakkabı falan yoksa. Ya maaş atınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim, uydurma, yok öyle bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun, her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Güzel çatışma başladı. Anne babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet alacağım dedi çocuğa ayakkabı. Sen niye bu çocuğun her dediğini? Yo hep senin önden baban çımarttı bu çocuğu. Torunum diye verdiler önden sonra. Ne tepemize çıktı. Şimdi de istenkar oldu. Anne babayı birbirine düşürme görevi. Tamam okey devam edelim. Ne yapıyorsun? Her seferinde! Allah belanı! Böyle akuma isyan tamam. Keşke senin babam oldu. Aptal herif! Küfür tamam. Aptal! Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. Kendini paralamak. İşte heves kaçtı, tamamdır. Hadi gidip alalım. Şu saatten sonra ne anlamı var? What the f***? Önceden alınca bileti daha ucuza geliyor kanka. Efendim hayat. Niye bizim yanımızda konuşmuyor oğlum bu? Bir şey mi saklıyor bizi? Birader bizim Kenan istirahatçı değilse ben de bir şey bilmiyorum. O ne lan? Ajan falan mı diyor ya? Kanka kesin istimlakçı bu. MIT'ten falan mı, onu mu diyor? Valla MIT falan bilmem de kesin istikrarcı birader. Kardeşim sen yanımızda niye konuşmuyorsun telefonla? Bizden rahatsız mı oluyor? Yok be kanka, ailenle konuşuyor. Eminim abi, kız arkadaşınla bizim yanımızda konuşabilirsin ha. Güvenmiyorsan itibar. Kanka delikanlı gibi, sen istismarcı mısın? Ne diyorsun lan gerizekalı ya kanka, yok gizlim saklım bu. Maçkutu, nefes alamıyormuş maçkutu. Bir daha böyle konuşmayacak mıymış bende? Ferim oğluşa, hadi bir kaşık daha bakalım. Hadi biraz da kiraz sapı ye oğlum. Aç bakayım ağzını. Ferim annem, hadi son, aç ağzını. Oo. Topluma mal olacağına topluma mal oldun. Ver şöyle, ver. Nasılsın oğlum, iyi gördüm seni. İyiyim baba, her şey yolunda. Affedersin, ben sessiz almayı unutmuşum oğlum, kusura bakma. Sorun değil baba. Yakında seni almaya geleceğim. Görüşürüz. Neler var? Birader S7 var. Bir de birader çok manyak bir şey var ama onu kullanmaman lazım. Manyak bir şey. Çok tamam onu ver. Ver ver. Baban seni istiyor, al. Efendim baba. Ya yok, büyük bir şey yakalayınca üstümde doktor taşıyıcı diyor da izleyiciyim ben biliyorsun, Pepe izleyecektik ya. Ya hayaller Paris, hayatlar Somali, benim adım belli, Mokkali. Kanka geçen takıldığım hatunun numarasını gördü yengen telefonda, ben de Ercan'ın görüştüğü kız dedim hayda ya. Hayda oğlum, suçu bana niye attın? Bu seferlik ben yaptım. Benim ya. De var 3 aylık ilişkim, bilmiyor musun? 2 ay sonra düğünümüz var oğlum, ne yapalım, ayrılalım mı ya?
Aslanım benim. Bak olay şöyle oldu, tamam mı? Kankacığım diyeceksin ki bu kız benim liseden arkadaşım, bana rujlu öpücük emojisi attı, tahrik etti. İyi halden 2 ay şerefsizsin. İlk bir haftada evden çıkma. Hem bak biz seni içeride malsız da bırakmayız, tamam mı? Orhan yapacağım bir şey ya. Alo Orhan. Ben ifademi değiştireceğim kardeşim. Buluşalım, evdeyim, gel. Ev olmaz mı? Ne oldu lan, niye görmek istiyorum ben? Kardeşim hani içeride bakacaktınız bana? Kimsenin bir haftadır uğradığı yok. Şuna bak. Ben de otelde buluşuyorum. Metresin miyim lan ben kanka senin? Kanka sen haysiyetsizsin ya. Görüşmemizi yasakladı yengen yani. Ondan burada buluştuk. Ne istiyorsun sen, onu söyle. Gitar Hero seti istiyorum ben. Sıkıldım. Ulan buldun ya tabii şantajı. Bateri 8 tane de pil. En fazla 4 tane pil veririm. Pazarlık yapacak durumda değilsin Orhan. Tamam kabul. Ulan seni şişleteyim de. Ses duydun mu? Yok, bir şey duymadım. Baba! Ne duydun ki? Bunlar sesli çalışanlar. Ama yok yok, daha sınavı 3 saat var. Hem bu boş sınıfı bulamazlar ki. Neyse. Ne olacak, gelsinler, beraber çalışırız yani. Salak herif, saçmalama! Onlar zaten dün akşamdan çoktan çalıştılar. Biraz fazla abartıyor ya. 6 yıldır bu dersi veremiyorum bunların yüzünden. Yeter artık! Sanayi devrimi kapitalist toplumda ne vardı? 3 tane ekran vardı. Kültür etmenler, bir de ne vardı? Çevresel etmenler, tam 3 tane! Yalnız biz de ders çalışıyoruz yani. Şşş kanki, Damla sınavda göstereceksin değil mi? Danki kanka, sınavda sınav. Yani çevresel etmenler 3 tane. Çarkı felek, Damla şiş göstereceksin değil mi? Madafaka fak, fakat fakatar. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle ifade edin. Kredi kartı başvurusunda bulunmak istiyorum. İyi günler. Sülük Bank'a yaptığınız kredi kartı başvurunuz onaylandı. Şimdi şuradan bir kredi kartı seç ama bana gösterme. Güle güle kullanın. 5000 lira limitiniz var. Kredi kartımı kapatmak istiyorum. Tahmini bekleme süreniz 7 saat. Alo, iyi günler. Ben Meltem, nasıl yardımcı olabilirim? Yetiştim. Ben kartımı kapatmak istiyorum. Anlıyorum. Bunun için 12 görevi yerine getirmeniz lazım. Tamam, nedir? Hey, kredi kartlı. Kartını kapat da dön. Ya da dönme. Sor kimsenin cevaplayamadığı soruyu. Kanadı var yürür, tekeri var uçar. O ne lan, yürüyen uçak mı? Hadi bildi bu. Alo, bildi. Tamam, al seni istiyorum. Alo. Kapatıyorum, onaylıyor musun? Onaylıyorum. Ama gönülden onaylamıyorsunuz, hani kapatma der gibi. Ya git kapat şu kartı hadi ya. Sen bana yetkili birini bağla ya. Şu anda en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla, müdürünü. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Peki, aktarıyorum. Burada paket aşımı ya yapılmış. Ya bana sen üstünü bağla, üstünü, yetkili. Beyefendi bağla. Ben şirketin Türkiye CEO'suyum. Bak diyorum, müdürün kimse ona bağla. Peki, bana daha yetkili biri. Ama biraz bekleteceğim ben sizi. Abi beyefendi, şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidetoshi Bey'e veriyorum ben. Oo, ya paket paket deme Hidetoshi, bana müdürünü bağla kardeşim sen. Neyi desin? Kimse en yetkili bana, sen onu bağla ya, onunla konuşacağım. Siddhartha 42, bir müşterimiz sizinle konuşmak istiyorum. Dinliyoruz Houston. Siddhartha, benim 3 lira fazla gelmiş ödüyorum, 3 lira. O 3 liralık fazla sinyalle kim aranmış, bir bak bir. Houston, onu buradan göremiyorum, tamam. Tamam değil Siddhartha, sen beni yetkiline bağla, üstüne bağla sen beni, ben seninle konuşmayacağım. Ebesininki Houston yani, kalmadı bir şey. Oğlum ben sana almayacağım demiyorum ki, şu anda yok paramız yani, yok. Tamam anneciğim, alacağım sana tablet de şu anda yok paramız yani, yaratayım mı ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? Ha? Yok yemin ederim yok oğlum, zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyor muyum ben? Yani ben sana tabiyim Demircan abi. Yalnız bizim çocuklar seni geçen züccaciyede görmüşler. O şey bir tencerenin son taksidiydi, onu ödedim oğlum, son parayı oraya verdim ya. Bana kazık atmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani, aşk olsun gönül koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı 2 tablete çıkartıyorum. Sana da bu yakta mühlet. Getirmezsen sonun babam gibi. Oğlum vallahi yoktu param. Başkası koymuş cebime 1000 lirayı. Ben de yoktu o kadar para. Yapma kurban olayım. Hadi bırakayım mı bir kere? Şunu sessiz al ya. Koş. Saygı. Şşş, nereye böyle? Dün liseden konuştuğum çocukla buluşacağım. Dikkatli ol bak, kaptırma bakalım canım. Ay ya, bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya? O güzel sözlere, laflara artık yani doydum. Ama
Fotoğraflardan daha güzelmişsin. Genelde tam tersi olur. Teşekkürler canım. Canım yok. Canım deme. Ben ikili ilişkilerde en önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle çok haklısın ya. Sen dokunat. Gel buraya. Nereye? Nereye? Evet ne diyorduk? Biraz da sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım. Ne kadar saf. Hatta aldatan bütün arkadaşlarıma neden aldatıyorsunuz? Madem aldatacaksınız ayrılın o zaman demişim. Elime ne fırsatlar geçti. Hep salak yerine kondum ama sadakatten vazgeçmedim aslında. Kaptırmayacağız dedik. Adam kıyma makinesi çıktı. Bu arada koç burcu musun? Nereden bildin? Çok basit. Özgüveninden. Oynama saçını. Hayır yapma. Parlak zekandan. Burçlardan da anlıyor. Lider oturuşundan belli. Hayır kalkma. Sus artık. Sus sen de. Ah hayır. Ah dayanamayacağım hadi sana gidelim. Oğlum şimdi 18 yaşına geldin. Artık çocuk değilsin. Hani bazı konuları kadın diye annenle konuşamıyorsun ama benimle konuşman gerekir. Ben sana bir iki bir şey söyleyeyim. Ya tamam baba konuşmayalım be. Bu dönemde böyle rüyana kadınlar falan gelir. Yakalamacalık oynayalım der. Baba lütfen kapatalım şu konuyu. İşte aynı salıncağa beraber binelim falan der. Ya baba ne salıncağı? Infinity o pozisyonun adı be. Hem daha iyileri var onunla. Ne o adı ne? Reverse Call Girl diye bir pozisyon var. Baba bir kız arkadaşımla denedik onu. Tam G noktasına muhteşem temas ediyordu. Ha öyle mi? Oo bir de Feet on the Ground var. Bak hazzı var ya inanılmaz yaşatıyor karşı tarafa. Baba vallahi mi? Söylesene bir nasıl yok? Çizeyim ben. Şöyle çiz. Ayaktasın tam. Bir de bir sigara versene bir tane. Unutun cebinde git al orada. Peki annen de karşı taraf da mı ayakta oldu? 6, 7, 8, 9, 10. Aferin nasıl sayıyor ona kadar Necla teyzesi? Değil mi? Abi helikopter sesi yapsana Necla teyzen hadi yap. Hayır anne istemiyorum yapmak sana. Şekerim zorlama yapmak istemiyorsa ya. Yok yapar şimdi bak götlük yapma akşama makarna yapmam sana. Yap hadi helikopter sesi yap hadi annemiş. Annemiş. Sevgimizin en yetenekli ikilisi yüksek alkışlarınızla isteksiz Aykut ve eğitmeni görgüsüz Necla. Aykut büyük bir mutlulukla sizleri selamlıyor. Ödül olarak cipsini alıyor. Şimdi de gördüğünüz bu çemberden geçecek. Çok büyük o ya. Nişan yüzüğü kadar yapın ondan. Ama bu kez sizlere özel ölüm çemberinden geçecek. Anne araba. Hadi anneciğim hadi yok. Yok hayır. Olmaz. Anne istiyorum. Paramız yok ama hadi gidelim hadi. Dur çekiştirme ya. Şimdi bak ben anlaşma niyetindeyim. Bu arabayı sessizce alırız hayatımıza devam ederiz. Ya da ben kendi yöntemlerimle aldırmaya çalışırım. Hangisi? Başkasının araba hadi bak ne var bende. Bak. Çek şu salak şekeri. Hadi var evdesin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya kadın sana fikrini sormuyorum. Bu araba alınacak. Kanlı mı olsun kansız mı sen seç. İyi ben gidiyorum sen kal burada. Seni bırakıyorum o zaman ben. Kal sen. Ya bunu yiyen kalmadı yapma şunu ya. Hadi ben gidiyorum. Hadi gidiyorum. Gidiyorum ben. Yok abi seninle iletişim kuramıyoruz ki biz. Hadi. İstanbul'u alacağım işte. Tamam hadi gidip alalım. Hadi ama bu son bak başka yok hadi. Hadi. Yani şunu niye yaptırıyorsun güzelim ya. Hoş mu oldu böyle yani. Başımda battı. Neyse hadi yürü gidip. Evet dinle çocuklar. Dede bir kere parayı uzattı mı hemen alıyoruz. Çünkü ikinci bir şansınız olmaz. Babaanne dar alanda iyi basıyoruz. Yükleniyoruz. Dededen para aldığınız öğrenize vermeyebilir. Büyük amca neydi? Atatürkçü baba. Çok güzel. İzmir Marşı'nı okuyarak bunu 50 liraya kadar çıkartabiliriz. Küçük amca daha muhafazakar. Ona tabii tebbet, kunut duaları, fil suresi, nas felakla. Bunu da 20 liraya kadar çıkarırız diye düşünüyorum. Yengelere hiç bulaşmayın. Çünkü kendi ailelerinin tarafına gidilmediği için bu bayram gergin olacaklardır. Evet. Son bir kenet denelim. Hadi bakalım. Hadi toplan. Gel. Evet çocuklar. Evin kredi borcu devam ediyor. Ben öldükten sonra bu ev kime kalacak? Bize! Size kalacak aslanlarım. Allah yardımcı olsun. Hadi. Hadi. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi. Hanım her günün sonunda bunların topladığı paraları alıyorsun. Salak köşeye atar bunlar su tabancası alacağım diye tamam mı?
Aykut ne yaptın bakalım, okul falan nasıl gidiyor? Vallahi bitireceğim diyor ama yani bu sene bitiremez muhtemelen. Ben de işi bırakacağım, bitirse de bir an önce. İş falan ne düşünüyorsun ileriki dönemde? Meslek alanları çok geniş bunların ama yani bizim oğlan KPSS falan diyor daha çok, bakalım ne olacak. Evlilik falan bir şeyler var mı, gelecek planı, ciddi ilişki? Yok be, evlenmem diyor, özgürlüğüne düşkün de. Şimdi biz de evlenmem diyorduk, öyle asıl evlenmem diyenden korkacağım. İlk o evlenir bak bizim zaman. Kanka 4-5 gün tatile çıkacağım, kafa dinleyeceğim. Telefona bakmayacağım bile. Kanka dur, bunu böyle anlatma. Bir saniye. Instagram, Twitter hiçbirine girmeyeceğim. Kanka dur, şöyle anlat. Gel. Yüksek alkışlarınızla yalınımız Seyircilerden Instagram yetkilisi var mı? Biz varız, San Francisco'dan geldik izlemeye. Abi hiç story falan paylaşmayacağım. Bırakacağım telefonu. Bir saniye. Twitter'dan da yetkili arkadaşlar var. Hocam hiç girmeyeceğim uygulamanıza. Yani uzak duracağım tamamen gündemden. Kafa Evet, patronum da burada. Ararsanız açmayacağım çünkü sonuçta tatildeyim yani. Ne yapacaksınız? Kovacak mısınız? Tamam yeter, dur. Benim böbreklerim var. Ne yapıyorsun sen telefonla? Tweet atmış. O zaman çıkılsın tatile. Son durum. Bir de valizin fotoğrafını atacağım. Story başka yok yani. Evet, çocuğunuz aldığı puanla Türkiye'deki bütün işletme bölümlerine girebiliyor. Fakat tabii ben rehber öğretmeni olarak bir de onun fikrine danışmanızı öneriyorum. Hangi çocuğu? Ha, bu sınava giren. Yok ya, biz seninle Boğaziçi işletmeye bir görücüye gidelim. Bence de. Bugün Boğaziçi işletmeye görücüye gittik. Birinci sıraya tercihlerde orayı yazıyoruz. Baba ben... Baba ben ne? Ben İzmir'de okumak istiyorum. Ege işletmeyi yazacağım. Çık! İzmir falan yok. Boğaziçi işletmeye varacaksın. Ölürüm de varmam Boğaziçi işletmeye. Varacaksın! Başlıyor, peşin verdiler. Ne gideceğim oraya? Gönlü yoktur belki çocuğum. Çık kadın! Bok gibi başlık parası verdiler. Okuyacaksın. Gideceksin oraya! Bunda bir şey yok, ben bantlarım bunu burada. Atalım onu, ben yenisini istiyorum. Aa, doğru ya. Atalım. Yenisini alırız değil mi hanım? Buzdolabının şurası çizilmiş. Ne yapsak ki? Aman atalım ya, yenisini alırız. Televizyonun üstü toz olmuş baba. At koyayım, öyle televizyon mu olur? At yenisini alırız ya. At. Mehmet Bey, bankamıza 100 bin lira borcunuz var ve 3 aydır ödeme yapmıyorsunuz. Ne yapmamızı istersiniz? Aman atarız, yenisini alırız ya, ne olacak ki? Sen de bunun için mi çağırdın beni? Ya ben atmıyorum. Siz annenize yenisini alırsınız, tamam mı? Hadi bakalım. Aha kanka, bu Aykut'un eski sevgilisi Canan değil mi? Yeni sevgili yapmış. Göstereyim mi Aykut'a? Saçmalama oğlum, bize ne ya? Üzülür adam. Göstermeyelim. Boş ver, kapat sen. İşte başlıyoruz. Kanka içeride misin? Seninki sevgili yapmış yeni, gördün mü? Kanka, yeni sevgili yapmış, gördün mü? Açsana bir bak, bak fotoğrafa bak bir. Kanka bak, seninki sevgili yapmış. Kanka gördün mü? Kanka olsun ya. Durdum, Allah'ın belası, nasıl arkadaşsınız? Sen daha güzelsin diyecektim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ben bir içeri kadar gidip geleyim. Vay benim annem neredeymiş, canım annem benim. Nasılsın ya? Ne oldu, ne isteyeceksin yine sen? Babam geldi de, sen bizim şu arkadaşlarla tatile gitme mevzusunu bir açıversen sana hayır demez. Yok, hiç sinirlendiremem, bana da hayır der, olmaz. Yahu anne, şöyle bir kadın sana gelse sen reddedebilir misin? Ne diyorsun gülüm? Yok olmaz dedi, bir kez ben konuşmam bir daha adamla. Hayır. Olur olur, sen bir git masasına, bak şu işi bir ayarla, seni yaşatacağım. Tamam sorarım ama hayır derse üstelemem bak, tamam mı? Ben de kızmaz, bana kızacak. Yahu sana bayılıyorum ya. Hadi sıra sende, hadi. Görürüm seni. Bazen oturduğunu fark eder insan. Bazense oturacakmış gibi yaptığını. Kimi zaman bir lamba yakar. Kimi zaman sallanır insan. Gereksizse söndürür insan. Su içmenin insan olmakla bir alakası var. Bazen ilginçtir, oturacağı yere uzanıverir insan. Bazen kabız olur insan. Bazen koltuk tek oturur. Bazen putçe enzap yapmak ister insan.
Candan Erçetin olmak da vardır gönlünde. Rutinden kaçmak da. Çömelik duru insan bazen. Bazen bardak taşı verir ya. Allah Allah. Ama en çok da boş yapar insan. Bugün çarşıda yürürken yanımdan geçen adamın biri bana ne haber dedi. Kim lan? Nerede? Nerede lan? Ah sazanım benim. Nasıl da delirdi. Şuna bak, beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. Halbuki bugün hiç öyle bir olay yaşanmadı ki. Bana tarif et şu adamı. Bu robot resmini çizeceğim. Nerede kalem? Tamam hayatım, sen de çok sinirlenme. Ben de bir duş alayım. Olayın şokunu atlatayım üstüne. Nerede lan? Nereden bulayım koca şehirde sana ne haber? Niye anlatıyorsun ki? Ne yapayım? Aşkım bornozumu gördün mü? Durdum lan kendi kendime. Bana ne lan bornozum lan? Allah'ım hadi yapalım. Tamam, çok sinirlenme. Allah, sınav sonucum kazanamamışım. Neyse canım, ölüm değil ya değil mi? Olsun, seneye daha iyisini yaparsın. Aynen ya, daha iyisini yaparım, merak etme. Efendim Hasan? Yok, bizim çocuk kazanamamış ya. Efendim Necla? Yok, kazanamamış bizim oğlan. Tabii, merak ediyorlar onlar da, arıyorlar. Ha Nuri? Yok, kazanamamış bizim çocuğum. Einstein mesela gerizekalı diye okuldan atılmış yani. Efendim Münevver? Telefonları mı kapatsak acaba? Efendim Mustafa? Ama kişisel bir problem yok. Onlar sorunca sinirleniyor. Oluş, sakin, sakin. Anne babamın aşıları tam mı? Einstein bir sene daha hazırlanmış. Ama bu sene net şampiyon. Aha! Dur oğlum dur, Allah dikkat et. Olsun canım, bari daha bir şey olsun, sana bir şey olmasın da. Aman ne olacak canım, çocuğa bir şey olmasın. Cana geleceğine mala gelsin, boş ver. Aynen ya. İyi ki çocuğa bir şey olmadı ya. Değil mi, iyi ki ya çocuğa bir şey olmadı, bardak senin nedir canım, yani. Bardaktan iyi ki bir yerine falan batmadı çocuğun, yazık. Evet, bir şey olmadı Allah'tan. Allah'tan yani. Yani. İyi ki çocuğa bir şey olmadı. Hanım anlamadım, bir şey mi istiyorlar? Hani bizim çocuğumuz ya, dövemiyor onlar. Sen ağzına sıçarsan rahat edecek. Ha tamam, pardon lan eşek, dikkat etsene. Sıpa işte. Bunu oh. Böyle iki tane gibi sallandıracağım bunu. Gırtlağını sıkacağım bunun ya. Aman ne olacak canım bardak. Tam vurma sen de, çok dikkat şey yapma ya. Dikkat et demiyorum ben. Geri zekalı. Kızma yapma, yazık ya çocuktur. Ne izleyeceksin ona göre vereyim. Olmaz, anladım şeyler var. O hiç olmaz, anladım bunu yapıyorlar. Al Tosun Paşa izleyeceksen vereyim. Al hadi. Bir dakika ama. Eşol eşeksiz. Ya hayatım baksana, ilkokul 1'e giden sevgililer WhatsApp'tan konuşmuşlar. Kız demiş ki hayatım okuma bayramında bunu giyebilir miyim? Çocuk da demiş ki senin gelmişini geçmişini benim helalim dediğim kız bunu giyemez, senin derini üzer, karşına geçip şarap bardağında kanını içerim. Kız da demiş ki tamam bir tanem, benim bu kadar kıskandığını bilmiyordum, giymemmiş. Ya baksana hayatım, yalan bunlar, kurgu, inan. Nasıl yalan ya, işte kanıt var, WhatsApp konuşması ekranı. Aç WhatsApp'ı, bana pikniğe gidebilir miyiz yaz. Tamam yazdım. Ben diyorum ki kimler var? Sen şey yaz. Annem, teyzem, köpeğimiz var. Annem, yaz. Köpek, tamam. Ben diyeceğim ki köpek erkek mi? Erkek de. Erkek. Ben de diyeceğim ki defol git odana, kapını iki kez kilitle. Erkeğin olduğu yerde senin işin ya, yok, beni katil mi? Gerçekten ben ne bileyim böyle. Yani, kurgu nereye gidiyor? Kilitle dedin. Hayır yani yalan söylüyorlar, böyle ilgi çekmeye çalışıyorlar. Bunu demek istedim. Nasıl yani, sen şimdi köpekten falan kıskanmadın mı? Kilitle tekrar. Şimdi tüp var orada, tüpü aç sonuna kadar. Açtım. Ha derin derin nefes al. Tamam. O zaman Matrix izleyelim beraber. Daha önce bir sevgilinle Matrix izledin mi? İzledim evet, ama bir daha izleyebiliriz yani. Ben severim çünkü. Hayır olmaz. Ben senin hayatında ilk olmak istiyorum bir konuda yani. Tamam mı? Peki o zaman çadır kampa gidelim. Çadır kampa gittin mi daha önce bir sevgilinle? Kampa da gittim. Fuck. Tamam. O zaman beraber yemek yapalım. Daha önce bir sevgilinle yemek yapmamışsındır. Yemek yaptım daha önce bir sevgilimle. Tamam. Okey o zaman. Peki hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesine gittin mi? Hayvanat bahçesine... Eskişehir'de. Evet. Ama önemli değil ki yani. Sonuçta aynı şeyi seninle ilk kez yapmış olacak. İçinde sen olacaksın yani. İlk sensin aslında. Hayır olmaz öyle şey. Ben ilk olmak istiyorum. Hayır. Buldum! Gel! Aşkım ciddi miyiz bu konuda? Cidden izleyeceğim mi? Ciddiyim tabii. Siz şurayı delirtme beni. İlkin olacağım ben senin. Hadi izliyorum. Çabuk yap. Tamam kızma. Çok romantik değil mi? Bunu hiç unutmayacağız mesela. Çok güzel bir şey. Öyle öyle. Ben artık sensiz yaşayamam ya.
Evladım, biz kız tarafı olarak düşündük, makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için 5'i bir yerde istiyorum ve düğün, kına masrafları size ait. Beyaz eşya, koltuk takımı, televizyon, salon, onlar da sizin. Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. 100-150 bin, çok bir şey duruyor kafan kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak 40 bin atama istiyoruz. Birader, biz de Galatasaray tarafı olarak Falcao istiyoruz. Evet yoldaş, biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşmıştık. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? Tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız taraf olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttın vallahi. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım, artık kızımızın mutluluğu için katlanacağız. Baba sen ne diyorsun, ne yapalım? Oğlum bende 4 tane var, 6 kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor, indireyim ben donu buyurun. Garson bey. Ya bunu bir değiştirir misin? Efendim kusura bakmayın, hemen değiştireyim ben tabağını. Saçmalama hayatım, Nimet Öğe'ye atılayım, ver şunu ver. Arkadaşlar şu anda Mınır restorandayız ve yemekten kıl çıktı. Bakın şurada kıl da değil hatta, saç. Ve yani kim bilir neresinin saçı, sırtının saçı mı, kolunun saçı mı belli değil. Ablacım ben değiştim. Pardon, ben senin nereden ablan oluyorum? Pardon hanımefendi. Ben senin nereden hanımefendin oluyorum? Bana müdürünü çağır, terbiyesi hadsiz. Sen küfür edeme, sen bir kadına böyle konuş, küfür etme ben. Tabii derhal müdür beyi çağırayım ben. Arkadaşlar sakın buraya gelmeyin, biz bulgur pilavı söyledik, saç kavurma geldi yani. Ve burası çok fazla müdürü çağrılan bir yermiş zaten. Hanımefendi kusura bakmayın, bu seferlik ikramımız olsun, hesap falan da almayalım. Tamam. Yok bir de ödesin, arkadaşlar bizden dükkanın kirasını istiyorlar. Hiç mi utanma yok sizde, ben 35 yaşındayım, senin kızın yaşındayım. Ben 28 yaşındayım. Hiç mi yani 28 yaşındayken 35 yaşında bir kızın olmadı, hiç mi ya? Hiç olmadı, sizde var mı ya, hiç yok ya. Ne kadar abi? 17 lira. Al abi şu hiç para üstünü boş ver, acelem var. Bir tane şundan al, ne kadar mı? Elindeki 2 lira. Tamam, bir tane de şundan al. Tamam. 1.25 ama o. Tamam, bir tane bunu alayım. 1.75'e ne var? 1.5'a şundan al. Tamam, 1.5. Bir tane de sakız aldım. Tamam, bu kadar. Şekerli sakızla 50 kuruş ama. Tamam, karıştıralım şunları bir. Baştan başlayalım. Bu ne kadar? 2.38. Bu ne kadar? 1.86. Abi böyle fiyat mı olur? Dalga mı geçiyorum ben? Geliş fiyatını söylüyorum oğlum sakın. Şöyle yapalım. Şeker 50 kuruş. 1.25, 1.75. 2 lira bu. 3.75. 1.25 çıkar. 1.25. 83. Sen şundan al bir tane. Bunu alırmış gibi yap. Şunu da al. Ağlama ya, tamam ben vereyim para üstünü ama bozuk vereceğim 3 lirayı artık. Abi kağıt 3 lira yok ki zaten. Tamam işte ben de onu diyorum, bozuk olacak. Oo kuzum benim. Hadi söyle bakayım. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Evet, psikolojik travma bölümünden ilk sorumuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma sen, çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum, hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Annem de babamı da eşit seviyor. Yok bir tanesini seçiyor. Annem mi babam mı? Ama eşit seviyorum lan. Tamam işte eşit seviyor. Sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya, ne sıkıştıracağım. Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi 5'ten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika, ne yapıyorsun ya? Şşş, annenin mi sefil beynini dağıtayım? Yoksa babanın mı? 5. Korkma oğlum, söyle birimiz gitsin. Önemli değil. 3. 2. Tamam. Babamı daha çok seviyorum. He işte bu kadar ya. Tamam işte. Eşit sever. Benim. Bu eşit değilmiş ya. Babasını daha çok seviyormuş. Eşit sever. Babası dedi ama. Eşit. Gelin. Bak delirtme beni. Babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün? Kızım ne istiyorsun? Hadi oğlum sonra yine geliriz. Hadi hadi. Hayır ben gitmeyeceğim. Kalmak istiyorum burada. Çok mu sevdin burayı? O zaman sen kal. Bizim oğlumuz ol. Ha annesi bizim oğlumuz olsun kalsın. Yok olmaz öyle. Bunda kıyafetler var. Bunda da oyuncakları var. Okey sizin çocuğunuz. Aa vallahi bıraktılar. Ya kadın sana 86.094 kez söyledim bak, tamam mı? Gelen misafirin çocuğuna şu salak soruyu sorma. Benim odam nerede? Yürü takip et beni. O kadar da dil attım ama. Bıraktılar ya. Değerli ahır sakinleri. Cemal akşam sayımını aldın mı? Aldık. Firar var mı? Geç bir de mesajı. 2, 4, 8, 12, 16. Okey. Tamam Mehmet'le birlikte 17. Mehmet geç. Şimdilik alarmın alt ranzaya yat. Ben ayarlayacağım bir şeyler. Hadi. Akşam mendile çıkıyoruz. Tamam mı?
Şuna bak, fotoğrafında 20 beğeni, 150 takipçin falan var. Ben de takipçi satın aldım. Hayatım, para verip takipçini 10 bin, beğenini 100 bin yaptırsan ne olacak? Onun sahte olduğunu sen biliyorsun. Daha kötü değil mi yani? Doğru söylüyorsun hayatım. O yüzden organik satın alacağım. Organik ne? Bizim takipçiler çiftlik mi? Havuz çıprası mı? Yumurta mı? Ne? Kaç takipçi lazım Hese? 100 tane yeter ya. Çok güzel. Hey hombres, takip içi için bana 100 kişi lazım. Mi, hombre, mi. Dreleri Hese nereye? Tranquila amigo, tranquila, tranquila. Ne oluyor? Bunlar kim? Göçmen bürosu mu? Ha, polisiye Instagram. Evet hanımefendi, hesabınızı kapatıyoruz. Ama bu takipçiler benim arkadaşlarım yani. Öyle mi? Peki İspanyolca bu arkadakiler benim arkadaşım der misiniz? La isla bonita. Hey mi hermano. Memnun oldum Madonna. Alın bunları, al al. Tamam kızım da kimle eve çıkacağım? Bir tanımamız lazım değil mi? Demek eve çıkacaksınız ha üçümüz? Evet tamam, beraber güzel olur diye düşündük. İzniniz olursa. Kim kızlar? Önünüzde 600 soruluk bir test var. 40 dakikada süreniz var. Biz odadan çıkacağız, bir testi yapın bakalım. Tamam mı? Karar veririz. İçeriye bir müzik verin. Elendi. Sen ikinci öğretimsin kızım. Akşam geleceğim, müzik dinleyeceğim, film izleyeceğim, olay çıkarayım. Tamam o zaman iki kişi çıkalım. Öteki, bu ikinci kız da müzikte çok eğleniyor ya. Değil mi? Ha? Paketi kıza verin. Bak senin kendi halinde dediğin kız Long Island yapıyor. Nasıl kızım? Sevdin mi müziği? Çok iyi, ben bayıldım. Bu Ecem senin geçen açtığına çok benziyor bu. Hangi geçen açtı? Moruk geçen salı bir şeyler içtik tamam mı? Ecem de tutturdu, bana bir şey olmadı, bana bir şey olmadı. Fakat bunlar eğleniyor falan. Bana hiçbir şey olmadı. Ha, şimdi bir şey olacak sana. Ya Sevi, Aykut'a söylesene beni şu arkadaşı Tuncay'la tanıştırsın. Çok hoş çocuk, ne olur lütfen. Tamam tamam, söyleyeyim Aykut'a, gelsinler beraber. Tuncay benim ilk öğretimden arkadaşım. Aynı üniversiteyi kazandık, yine denk geldik ya. Ya Ecem. Bana ne? Ecem sen hangi bölümde okuyorsun? Pardon, sana ne? Seni ilgilendirmez yani. Tamam mı? Ecem bana bir yardım eder misin mutfakta? Kızım sen demedin mi beni tanıştırın diye? Niye bok gibi davranıyorsun çocuğa? Ne bu histerik hareketler ya? Kızım ağırdan satıyorum kendimi. Dünden razıymış gibi mi gözükeyim yani? Saçmalama. ne içelim Tuncay? Valla varsa ben bir soda. Bir parça da limon. Kanka ben kalkayım ya. Okulda falan görüşürüz. Kendine iyi bak. Güle güle. Kuş çocuk, sizce o da benden hoşlanmış mıdır ya? Deli misin? Bayıldı sana çocuk ya. Gözlerinin içi parlıyordu. Hatta siz içerideyken dedi ki keşke dedi anama avradıma sövse de evlen... Nesli ev arkadaşım Aykut. Aykut Nesli kız arkadaşım. Merhaba, çok memnun oldum. Memnun oldum Nesli, Aykut ben. Kanka biz odadayız artık. Görüşürüz. Kodunuza bul beni bir daha hadi. Kimse var mı? Odadayız kanka. Okey. Kanka yemek yapıyorum, size de koyayım bir tabak. Yok kanka, odadayız biz, çıkmayacağız. Tamam. Kankacığım nasılsın? İyi kanka, odadayız. Sen? İyi, salondayım bildiğin gibi. Geçen seni evvelsi gün banyonun orada gördüm, iyi misin? Bir arayayım dedim aklıma düştü. Sorma ya, ishal olmuşum da iyi miyim? Geçmiş olsun. Kanka banyoya kadar geliyorsun, salona uğramıyorum. Baba Allah darılacağım ha. Her erkeğin bir tarzı vardır. Ne yapıyorsun oğlum, sen kimsin lan? Oğlum neredesin sen? Seni arıyoruz fellik fellik odada. Kusura bakma kanka, uyandırmış benim çocuk. Yürü hadi. Baba bu neden sap? Odada mı doğum yaptı Nesli? Odada kanka. Ben o inlemeleri şey sandım ya. Hem ben sana dargınım oğlum. Düğünüme gelmedin benim. Kapının altından attık daveti. Nerede yaptınız düğünü? Ne ara evlendiniz? Odada yaptık kanka. Nerede olacak? Hadi biz odadayız abi. 10 yıl daha denk gelmeyiz. Artık sana karşı bir şey hissetmiyorum. O yüzden bitirelim. İnanmıyorum sana. Bu kadar basit mi her şey senin için ya? Bu kapıdan çıkarsam bir daha yüzümü göremezsin. Tamam. Bu mu yani? Kapıdan çıktım ve bitti ya yani. Ya istemiyorum, ne yapayım ya? Yani? Şimdi bu kapıdan da çıkarsan benim için ölmüş sayılırsın. Tamam. Bitti sen ya. Bu kapıdan çıktım ve bitti yani. Sen nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun ya? Ben istemiyorum, ben istemiyorum! Benim de bir gururum var tamam mı? O kontak çalışırsa bir daha tamam, asla odaklanma. Yani olmaz. Ha, araba çalıştı ve bitti. Bu mu ya? Bu kadar bitirdin, ayrıldın ya. Bu mu yani? Ya bak, bu 266 yıldır ispatlanamamış Goldbeck teoremi. Bu teoriyi ispatla. Artık ben de istenmediğin yerde duracak kadar yüzsüz değilim yani. Biter. Al, ispatladım. Nasıl ya? İspatladım ve bitti ya. Bu kadar basit mi senin için her şey ya? Nobel aldım ve bitirelim. Bu mu yani? Efendim Emre?
Ha, üç gibi görüşebiliriz. Ama bir dakika, kim Emre, ne oluyor? Ne zamandır ben de görüşmek isteyen biri. Yani ayrıldığımıza göre görüşebilirim artık. Nasıl ya? Ben bitirelim dedim diye bitirdin yani hemen. Bu kadar basit. En son baktığında sen anan olacaksın ya. Yani başkası değil. Anan... Çok pardon. Efendim Nazlı? Naber kankacığım? Ha, oturuyoruz bir arkadaşımla. Kimle? Aykut'la. Hı. O kim? Nazlı'm, ben sonra da arayayım mı seni? Nerede oturuyorsunuz? Tamam, sonra ararım, hadi görüşürüz. Ne zaman? Kusura bakma, ne diyordun? Şey diyorum ya, her baktığında herkes anan aslında. Ama herkes anasından anan kuzusu gibi ananas. Efendim Nazlı? Hangi Aykut? Nazlı'cığım şimdi müsait değil de sonra konuşalım, olur mu? Ya anlatabilirim, sen ananla ananas gibisin ya aslında yani. Temelde o. Kapatayım da. Yani demem o ki, anan ananasla anan gibi yani aslında senin için. Efendim? Sana. Beni mi? Efendim? Biz tanıyoruz mu? Nazlıcığım, akşam anlatacağım. Lan sabır, sana 2 dakika! İnsan mı? Kusura bakma. Kesinlikle aşırı gereksiz bir şey ya abi. Efendim? Soldaki hangi kadın? Ha, sakallı olan. Anasının anıymış yani, sonunda anası. Zor bir dönemdi ama atlattık yani. Hayatım, ben bir lavaboya gideyim, tamam? Bir tane gücücüm. Nasıl, bahsettiğim kadar iyi bir çocuk değil mi? Bak, daha bir hafta olmuş sevgili olalı ama sen çok çabuk güveniyorsun yine. Gör bak, bir şey çıkacak bu çocuktan. Alakası yok. Ben bir şey söyleyeyim, doğru kişiyi buldum bu sefer. Bak, söylemiştin dersin bana sonra, kesin çıkacak. Instagram'dan fake bir kız hesabı açtım, seninkine mesaj attım bak. Ne oldu, cevap verdin mi? Yok, daha vermedi ama bak şimdi kesin verecek. Bir söyleyeyim, hiç gerek yok. Bu sefer o çocuğu buldum yani. O çocuk bu çocuk. Ya of, çok sıcak. Burcu, yemek hazırlayacağım, sana da koyayım. Aa, koyan koymuş, ne oluyor burada? Ya öyle o kadar şaşılacak bir şey değil ya, bu binlerce yıldır yapılan bir şey zaten, sen de biliyorsun. Ya sen ne saçmalıyorsun, ne oluyor, ne anlama geliyor bu, ne demek yani? Gördün mü, bak haklıyım işte, bak dedim sana, insanlara çok hızlı güveniyorsun, al işte. Ya buna gerek var mıydı, Allah belanızı versin bak. Nasıl ya, ben sana sevdiğin adamın gerçek yüzünü gösteriyorum, sen bana bela mı okuyorsun, yazıklar olsun. Ben çok mu hevesliyim sanki sevişmeye, dinlendin mi? Dinlendim ben. Hadi 3. Geleceğim mi? Bak, daha ayrılalı 2 yıl olmuş, gitmiş sevgili yapmış Zehra. Değil mi? Menopoza falan girmeyi bekleseymiş. Demek kanka, yapamaz yani, olur mu öyle? Nasıl ya, sen hala seviyor musun bu kızı? Yo, sevmiyorum da yapamaz yani, olur mu öyle? Sana şey ne oğlum o zaman, rahat bıraksana. Kanka bak, kim geldi? Merhaba Aykut, ne haber? Aa, Zehra hoş geldin. Ya barıştık! Ya hayatım, ben çantamı falan koydum. Tamam, bir tane getir hadi. Kanka ben ayrılacağım, yapamıyorum ya, çok sıkıntı. Ama niye barıştın o zaman, salak mısın sen? Hayret bir şey, yine sevgili yapmış, hem de yeni. Yeniden. Bak, o kadar şerefsizliğine rağmen hayatına devam ediyor kız, rahat bırak yani. Kanka olmaz yani böyle, sevgili yap. Kanka bir yardım et be, gel çabuk. Ne o sırtındaki senin? Lan niye kaçırdın kızı, manyak? Kanka sevgili yapıp duruyor, bunu saklamamız lazım. Oğlum hem kızı sevmiyorsun hem benim olsun diyorsun, hasta mısın sen? Sevmediğin oyuncağa başkası dokununca kıymete biniyor, çocuk musun sen? Büyü lan biraz. Bana ne abi, yapmayacak ya, hayır. Saçmalama, götür çık kızı, manyak mısın, başımıza iş. Hayır ya, saklayacağım, yardım etmeyeceksen boz. Boz o zaman. Oğlum saç kızı götür, deli misin ya? Televizyonu da ikiye böleceğim ortadan şimdi kalemle. Sağ taraf seni, solu izlemeyeyim. Ya Aykut bak, senden ayrıldım diye niye herkese yaşadığımız her şeyi anlatıyorsun? Niye benim adımı kötüye çıkartmaya çalışıyorsun? Ben kimseye bir şey anlatmadım. Beyler, Hazal'la yaşadığımız her şeyi bunlara yazdım. Sen kuzeye, sen batıya, sen de doğaya git. Anlatın! Köy köy, kasaba kasaba, gencinden yaşlısına herkese anlatın. Ne boklar yediğimizi anlatın. Ya yalan söyleme, herkese anlatın. Ben sadece bana geri dönmeni istiyorum, hepsi bu yani. Merhaba, ya kitabınızı okudum, benim için imzalar mısınız? Ah tabii hemen. Ya günümüz kaltakizmini o kadar güzel işlemişsiniz ki. Aa, kitapta bahsedilen şerefsiz karı. Değil mi? Fotoğraf çekelim biz, ne olur. Kitap yazmışsınız. Şerefsiz, hala bana döndüyorsun. Ne diyorsun saç? Yani ben sadece bana geri dönmeni istiyorum. Hepsi bu. Efendim, yayına son 3 saniye. Değerli yurttaşlar, eski kız arkadaşım Azal tam 7 kez kürtaj yaptırdı. Lan ne zaman oldu öyle bir şey? Uydurma, saçma sapan. Dönmüyor mu bana? Ne dönmesi lan? Dönülür mü bu saatten sonra? Seviye mi bıraktın? Kürtaja para yetiştiremeyince sonuncuyu ben kendim kokteyl pipetiyle yaptım. Doktor bey, annemin kontrol manyaklığı had safhada ve artık tahammül edemiyoruz yani. Hmm, hangi seviyede acaba? Şöyle ki, anne duşa giriyorum. Yerleri ıslatma. Televizyon izleyeceğim. Sesini çok açma. Mıcıklı kız bıkışı kızı. Kışlı kız bıkışı bulma. Oy. Beyin erimiş. Tuvalete giriyorum, lüş gibi kokuttun diyor. Ya, tuvalete bütün gün dökmediği şey kalmıyor, yine kokusu çıkmadı diyor. Hakikaten çıldırdı yani. Anladım. O kadar uğraşmaya gerek yok aslında. Yani diğer konuları bilemem ama tuvalet konusunda daha kolay bir yöntem var. Biz bir breath başlayalım. Gidişatı bir gözetleyelim. Anladım. Bu 4 topu peki kaç saatte bir vereceğiz? Tok karnı mı, aç karnı mı? Nasıl? Yok, bunu klozetin kenarına asacaksın ha. Başımızı belaya sokma bak. Bu kireç oluşumunu engeller, kuvvetli köpük yapar, hijyenik temizlik ve ekstra ferahlık sağlar. Bırdım mışık gındı kızı mışık gındı kızı. Mışık düzü mı
bakın size bana. Zevkler. Doktor bey tuvaleti hallettik. Annem peki... Doktor birazdan gelir. Ben de onu bekliyorum. Yüzme dedenleri usludur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam ya sen işine bak biz oynarız onu yap hadi bakalım. Dede bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. 8 yaşında biliyorsun çok fazla üstüne... Ne yaptınız bakalım hallettiniz mi işinizi bir hafta? İyi gitti baba hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun valla baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Ava gitti gelir şimdi. Av mı? Ha geldi geldi ha. Hoş geldin baba. Anne. Al tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba ne yaptın? Ben dedim çok üstüne gitti şey yapma. Dedeyüz sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim destur ver. Alayım şu zındığın kellesini. Ha yaşa torun valla ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! Emperyalist köpek. Hay maşallah torun var. Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harf inkılabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ye yeah, torunum. Ya baba çocuğu test olarak verdik, Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik. Evet çocuklar bir sınıf temsilcisi seçelim. Ben bu kitabı ona vereyim, fotokopi çektirip sınıfa dağıtsın. Var mı olmak isteyen? Hocam ben... Şşş indirelim manyak. Oğlum! Ne oldu çılgın? Kızım sen bakma ona. O 4 senedir bu dersi alıyor kafayı yedi. Sen olmak hayır, istiyorsun. Hayır! İnanma onlara. Başına neler geldiğini bilmiyorsun. Ben deli değilim. Evet ben kitabı Güldür'e bırakıyorum. Yeni temsilciniz o. Kitabı o size verir. İki fotokopi yani. İnsanlara yardımcı olmayı çok severim de. Melek gibi bir kalbim var kızım. Güldür Esra Hoca bu sayfaların fotokopisini çekip sınıfa dağıtsın dedi. Hakan Hoca şu benim altılığı yatırsın. İkinci aya da kendi bir eşek yazsın dedi. Eşek ne ya? Güldür beni Derya Hoca yolladı. Şu ilandaki aracı bir de ekspertize soksun. Değişeni boyası var mı bir baksın dedi. Ya ne anlarım ben de bunu. Güldür Mine Hoca yolladı çocuğu emzirsin ben dersten sonra alacağım dedi. Süt yok ki bende nasıl emzireyim ben bunu? Yok süte gerek yokmuş çocuk direkt meme seviyormuş yani sen sırma yavrum Allah Allah. Oğlum dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh aferin oğlum benim. Hadi durdurdum ya sen geleceksin hadi başlayalım. Geldim geldim hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok ne oldu ne bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın. Gelin kime şıllık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Al hadi 50 lira al anlat. Hey. Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş. Annem öyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Babam var ya akşam inanılmaz mutlu olacak burayı böyle görünce. Çok şaşırdım. Çok heyecanlıyım. Anne babamın 3 yıl önce görüp alamadığı bir saat vardı. Ben onu aldım hediye olarak. Beğenirdin mi? Beğenir kızım. Beğen ayıcı evlatları. Oğlum her sabah size harçlık veriyor ya böyle. Nasıl hatırlamıyoruz adamı? Ya bak bu adamı tanıyorum ama hiç kim veriyor diye kaldırıp kafayı bakmadım. Tamam siz gidin salona. Babanız salonda. İyi ki doğdun diye iyi ki varsın. Tamam sonra bilgisayar oynayacağım değil mi? Sende babamın fotoğrafı var mı? Baba. Efendim oğlum? Doğum günün kutlu olsun ya iyi ki varsın baba. Doğum günün kutlu olsun baba. Kaç oldun 36 mı? 56. Hiç göstermiyor ya. Yok abi hiç göstermiyor hiç öyle şey. Ne oldu öyle dikiliyorsunuz hediye falan mı aldınız? Tabii canım hediye. Abi bu olur mu? Olmaz lan o. Baba şey şu elindeki tespih versene baba. Ver mi? Al. Hediye tabii canım. Almaz mıyız ya sana? Bak hadi. Oh yahu ya. Ne zahmet ettiniz vallahi. Aferin oğlum babaların doğum günü atı. Bak ben hiçbir şey demedim. Kendine atı. Kutlu olsun. Ya beni biliyorum ben çok beceremem böyle işleri. Olur mu ya ağzım açık kaldı. Hele tesbih skandal. Tamam hani bilgisayar oynayayım mı? Biz geldik kızlar. Aykut ev arkadaşlar. Merhaba. Hey hoş geldin Linç B. Hoş geldin Linç B. Linç B Linç Q mu ne anlamadım. Ya sürekli böyle Twitter'a Instagram'a ne alsak böyle linçliyorlar bizi. Biz de grup kurduk. Linç'ten! Kızlar az önce bir linç yedim var ya herkes tarafı oramı linçliyorlar, oradan çıkarıyorlar, buramı linçliyorlar. Herkes ya 3 kişi alt tarafı bok gibisin demiş ne var ki? İşte 3 herkes kişi kafayı yersin yardım. İlk akıl sağlamamız yerinde kimseyi açıklama falan yapmak zorunda değiliz. Arkadaşlar yanlış anlıyorsunuz beni. Okey linçliyim ben bir şey. Sen de bize katıl. Linç K! Bana müsaade et. Dur senin fotoğrafını çekip şey yazıp paylaşacağım. Erkekler nasıl gelsin? Böyle giyinsin. Vıyy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 y
abi odadan, tamam mı? Dışarıda herkes sizi arıyor. Acayip oranızı buranızı linçlerler valla. Kimin lan bu sigara? Sen sigara mı içiyorsun? Benim baba, ben sigara içiyorum. He? Ya bu sen içki mi içiyorsun?
içiyorsun oğlum, ne bu? Aynen, ben hiç dinler, siz yokken takılıyorum öyle arada. Aha, kim bu kadın dolapta böyle, ne yapıyorsun kızım sen burada? Üç kişiysek fiyat değişir ama. He, siz yokken escort çağırdım da aniden geldiniz ya, dolaba sıkıştırdım ben de bana. Ne diyorsun oğlum sen, ben bu dürüstlüğe hazır değilim. Bu yapmaz, kesin arkadaşlar anlaştım ama. Ben yaptım ben ya. Kesin öyle, Sedat senin en yakın arkadaşın, çağır onu buraya. Lan ben yaptım, ben. Evladım, her sağlıklı aile gibi biz de çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın arkadaşı suçlamamız lazım. Haklısınız Talha Bey amca. Al sen şunu şimdi. Hiç içmedim ama deneyim. Bu ne iğrenç. Al bakayım sen, iç şunu. Kızım sen de otur kucağına. Kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin. Bizim ailemizde böyle pislikler yok. Haklılıkta payınız var Talha Bey. Ya yazık çocuğa, hiç alakası yok. Karın tarafından büyüklerin var burada. Bu siz bir şey diyeceksiniz. İçip içip gelmiş. Bir de Aykut'la arkadaşlık yaptığını görüyorum. Ve karşı da çok mağlubum. Çünkü kimse evlanın... Biz geldik. Bak dedik sana bir sürpriz yapalım. Sana sürpriz yaptık. Gidelim dedik. Bir hafta ben de sevdiği yemekleri yaparım oğlum. Tamam baba, çok iyi yapmışsın. Hadi geçin anne. Gel hadi. Oğlum anlat bakalım.